Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar, Mehmet Hoca ile az önce araba uçurduk. İyi bir performans sergiledik. 20-25 dakika uçtu ama olsun, akşam üzere hava kararıyor zaten. Hayvanda susuzluk falan da vardı. Şimdi arkadaşlar, bir saniye bir bekleteceğim. Evet arkadaşlar, ayağıma bir sebat pisti, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Mehmet Hoca uzun zamandır arabın kardeşini, erkeği bekliyordu biliyorsunuz. Nereye gitti lan o? Evet. Törenle Arap'ın kardeşi erkeği Mehmet Hoca'ya hediye ediyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonra Arap Mehmet Hoca'nın kümesinde olacak. Sonra gel Mehmet. Bugün 35 tane kuş alırken çok sağlam olduğunu inandığım için bir tane de Mehmet Hoca'ya oyun kuşu satın aldım arkadaşlar. Daha doğrusu ben kuş çatıda patır 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 oynayan bir tane kuş gördüm. O kuş, bu kuş indi. Ben de aldım. Bak orada duman. Evet Mehmet hocam, şöyle. Şöyle kümesin önünde hemen şöyle bir. Hemen dur. Şu kapı kapanıyor. Bir profil fotoğrafı alacağım arkadaşlar. Ha evet. Şöyle. Çok güzel. Önüne dön duman. Ha. Evet tamam. Arkadaşlar. Bu arada Mamu, nasıl yeni bakıcılarım? Güzel güzel, süper. Hepsi takalı. Vallahi beni biliyorsun yani, bakıcım bile. Aynen. Zevkli olması lazım yani. Kostümcü adamın bakıcısı bile. Güzel olması lazım. Mehmetciğim, kuş. Ben bunları aldığım yerde bu oyun kuşunu da gördüm. Hatta bir tane daha vardı. Bir tane varsa arasında iyidir. İki taneydi. Biri alaydı. Ala zaten, nasıl söyleyeyim, lastik gibi böyle. İniyor yükseliyor, iniyor yükseliyor, iniyor yükseliyor. Bir saat, bir buçuk saat indirmeye çalıştık. İnmedi kuş. Gelmedi yani. Herhalde alınacağını bildi. Sonra bir baktım, ulan dedim orada bir duman var. Baktım çat çat çat, pat pat pat. Dedim dayı bunu da ver. Bunu da aldım. Zaten belli seferli oldu. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Sert kuş. Kanat tuşlarını yemiş. Sırf meraktan aldım arkadaşlar. Çok değerli bir kümese gittim. Yani kümesi de şöyle söyleyeyim. 150-200'e yakın kostüm, demkeş, işte balon. Daha bu kırmızılara ne diyorlardı ya? Macar. Demkeş, macar kırıkları, bilmem neler. Neler neler vardı yani bunlar. Orada tek soy bir de. Anladınız mı? Sadece arada birkaç tane birbirine şey yapmış. Eşlemelerde. Arada iki tane oyun kuşu görünce dedim ki bunlar iyidir. Bir tanesini Mehmet Hoca'ya aldım, geldim arkadaşlar. Hemen kutumuza koyalım. Şurada da alan geçen otogara göndereceğimiz. Neyse, numarayı göstermeyelim. Bunlar da birazdan şu arayı açacağım arkadaşlar. Kümesi alacağım. Hava da tatlı tatlı esmeye başladı. Tamam Mehmet, gel. Arkadaşlar, asıl bomba hediye. Bunlar hiçbir şey. Nerede benim Sivas yavrum? Aha. 4 yıldır bu kuş, normalde bunun anne babası Bozkilli arkadaşlar. İlk defa böyle bir yavru attı. Kardeşini de atmıştı bu renk. Yani Bozkilli'nin altından ilk defa bu renk düştü. Bir kardeşini şu orta kümesteydi. Oradaki posta öldürmüş, o büyük hayvan gibi şey var ya. Az daha kesip yiyecektim o postayı. Sivas'ın bir kardeşini öldürdüğü için. Orada dedik yavaş yavaş böyle şey alalım. Uçum tarzı, hani girsin çıksın öğrensin yeri diye. Yemiyor. 20 gündür yiyor. İşte şöyle dışarı geçelim biraz. Kuş görünsün. Sivas'ım, çok soruyorsunuz arkadaşlar. Hatta bugün de yine soran olmuştu. Sattık yok. Çünkü Mehmet'e söz verdim. Söz verdiğim için satmadım. Sivas'ın bir yavrusunda Mehmet hocama hediyemdir kendisine. Alsın, uçursun, oynasın. Ne demek Mehmet'cim? Arap da bir de duman hediye. Mehmet hocayı şey yaptık ya, şenlendirdik. Bol bol uçursun. Ben de kendime özel spesiyel, şimdi Gökhan abi benim Sivaslara ne baktırıyor bilmiyorum. Miro mu baktırıyor içeride? Bal kafa mı baktırıyor bilmiyorum. Kendime yumurta çekeceğim.
Ben de uçuracağım arkadaşlar. Kupaya adımı yazdırdım. Bu şimdi uçurma hazır. Normalde benim bunu uçurmam lazımdı. Bunu Mehmet uçuracak. Hangisi yetişirse o zaman onu senin adına uçuruyorsun. Yani fark etmez ya, sen al ben alayım, önemli değil. Şey isim. Tabii alabilirsek daha şeyde konuşmayak da böbürleniyorum. Sanki aldın ama diye. Yani sonuç olarak birimizin adına bu kuş uçacak. Bakın arkadaşlar, daha önce zaten bizim kümeste beyazlardı. Bu 3 yavruya baktı biliyorsun. 2 tane turuncu. Bir tane de resesi büyüttü. Bu beyazlar, bu beyazın özü, öz kardeşleri arkadaşlar. Tek soy kuşlar. Hepsi aynı zaten, tepeli. Arada takka perçem atmış. Sadece bir tane düz gelmiş. Onu da aradan aldım geldim. Merak ettim yani bu niye düz atmış diye. Durumlar böyle arkadaşlar. Mehmet'e daha, bu benim Kırıkkale şekerim. Orijinal arkadaşlar. Bunun altından boz. Bakın. Altından boz düştü. Gök düştü. Aynalı düştü. Perçem düştü. Düz düşüyor. Yani Kırıkkale kuşlarının bütün özellikleri var. Bunun anasını Konya'ya hediye ettim. Konya'dan geçen haber geldi. Daha doğrusu Süleyman gönderdi. Direkt Konya'dan söylemediler. Anasını kediye yedirmişler arkadaşlar. Anası gitti. Ama erkek burada. Ve kupaya uçan çakmakların annesi Şeker de benim biliyorsunuz. Onu Gökhan abiden oradan alacağım. Gökhan abi bir takım daha çekeyim dedi. Onu alıyorum. Buna vuruyorum. O da zaten Kırıkkale kuşu. Sadece şey farklı oluyor. Kanatlı farklı olacak. Bunların altı. Benim zaten bir Sivaslarım var. Başka damızlık soyum yok diyordum. Bu tek olduğu için soy değil. Tek kuştan soy olmaz arkadaşlar. Eşleyip altını gördüğüm zaman. Aa tamam, bunun altı bozmuyor. Tamam bu oynuyor. Altı da oynadı dediğim zaman. Soy olarak. İkinci alternatif. Valla videoda söylemek istemiyordum. Sürpriz olacaktı. Türkiye şampiyonu Metin abimiz var biliyorsunuz. İstanbul'da bir ara video çekmiştim. Metin Yıldız. Geçen akşam Gökhan abi çok hararetli bir şekilde görüşüyordu. 1.16 yaşında dişi. 1.14-15 yaşında bir erkek. Evet. Kuşun 16 yaşında zaten. 2006-2007 Türkiye şampiyonu kuş. Metin abi şu anda burada. Antalya'da. Evet, dün şeydeydi, ne diyorlar oraya, Tekirova'daydı. Yakında Türkiye şampiyonları buraya gelecek arkadaşlar. Gökhan abinin biraz çevresi uzun. O İstanbul'da video çekmiştik zaten. İstanbul'da Kupa Ömer Abigil'de kuş Metin abinin. Yani Ömer Abigil onunla o zaman bizim adımızı uçuralım demişler. O zaman kuş uçmuş yani Ömer abi. Yani ben mesela Mehmet'i tanıyorum. Mehmet diyor ki önemli değil, mutlu senin kuş benim. Senin adına uçsun. Yani benim adıma uçurayım mı diyor. Ben de uçur diyorum. Ama kuşu ben söküyorum. Sen diyorsun ki lan bir yazılak diye. Aynı o muhabbet arkadaşlar. Metin abi o kupayı alan Bozkilli'yi. Bozkilli'nin eşini. Oğlunu. Kızını. Torununu. Komple buraya getireceğini söyledi. Ciddi olan. Yani, evet çok ciddiyim. Ben namızlık tutmuyorum diyorum biliyorsun, namızlığım yok, namızlık tutmuyorum, bir takım namızlığım var, bir takım var diyordum. Şimdi bir ikinci takım namızlık ekleniyor. Ha fantomlar boş mu? Fantomlar da boş değil. Bakmayın siz, burada biz dalga geçiyoruz, bilmem ne yapıyoruz, laf atıyoruz, tutuyoruz bilmem ne. Bunlar da İstanbul'da 4 sene 5 sene üst üste kupa almış kuşlar arkadaşlar. Biz burada kuşlarla gırgır şamata geçtiğimize bakmayın, Bülent abi bizi sinirlendiriyor. O yüzden üzerine fazla yükleniyoruz. Ya fantomlar da benim damızlığım. Hediye. Ha, damızlığım. Ama ben şimdi tam kendisini zaten çok şey sökmediğim için biri bana sorduğu zaman bunun altı garanti oynar bilmem ne şu fiyata satıyorum demem. Sökmem lazım yani. Sökeceğim, göreceğim. Ondan sonra arkadaşlar. Ama fantom damızlık. Bozkilli. Şekeri tek. Eşini bulduğum zaman Şekeri. Metin abimiz de geldiği zaman Türkiye şampiyonları, şampiyonu, daha doğrusu şampiyonları değil, şampiyonu ve eşi, oğlu, kızı, torunu buraya gelecek. Bu verdiğim spoiler'ı şey yapmayın arkadaşlar, Gökhan abiye çaktırmayın. Şimdi niye söyledin, ben sürpriz yapacaktım diyebilir.
Ben niye söyledim bunu? Heyecanlandım. Söylemeyecektim normalde. Metin abi gelecekti buraya. Sürpriz yapacaktık. Şampiyon kuşla birlikte. Neyse olsun ya. Özlemeyeceğimizden şey olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Mehmet Hoca'ya da kuşlarını artık işte uçuracak, şey yapacak, bilmem ne yapacak. Diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın arkadaşlar. Adios, gracias.